Yedi iklimin sultanı, yüce padişahımız Sultan Süleyman Han Hazretleri, Saruhan Sancak Beyliğine Şehzademiz Selim Hazretleri'ni tayin ettiler. Padişahımız verdiği bu kararla Şehzademiz Selim Hazretlerini veliaht ilan ettiler. Hayırlara vesile olsun. Sence hangi evladımı taht sancağına gönderin bileyim Hürrem? Hangi şehzademi? En doğrusunu sen bilirsin Süleyman. Lakin benim gönlümden geçen Şehzadem Selim'dir. Demek Selim. Benim gönlümden geçense bu gördüğüm mühürlü kutunun içindeki kararla yazılı Hürrem. Sen de herkesle birlikte ölmüşsün. Hala inanamıyorum. Babam ben varken nasıl oldu da Selim abimi seçti? Ondan daha başarılı olacağına eminim. Abin hakkında böyle konuşma Beyazıt. Omuzlarına aile yük bindi. Hep birlikte ona destek olmamız lazım. Validem de böyle söylüyor. Yarın beni yolcu etmeye geleceksiniz değil mi? Ne yolcu etmesi? Nereye gidiyorsun ki? Amasya'ya dönüyorum Cihangir. Zaten senin için gelmiştim. Merasim bittiğine göre yol göründü. Hayır gitme. Yakında beraber hava çıkacağız. Konuşsana Beyazıt, sen de bir şey söyle. Cihangir haklı abi. En azından avı bekle, dönünce gidersin. Babamla konuştum bile. Müsaade verdi. Neden gidiyorsun? Yoksa... Gelişimin bir manası vardı. Gidişimin de olsun istedim sadece. Cihangir sen bilirsin daha ne kadar kalacağız burada? En az bir hafta daha buradayız. Sıkıldıysan gönderelim seni. Manisa'ya sancağıma dönmek için sabırsızlanıyorum kardeşim o yüzden. Manisa'ya nasıl gideceğini biliyorsun değil mi Selim? Sonra yolda kaybolma. Kızma hemen. Latif ediyor sadece. Öyle değil mi abi? Öyle tabii. Selim hadi bin atına. Şahin Tepesi'ne kadar at koşturalım. Bakalım kim kazanacak? Lüzum yok, yürüyoruz. Sen önden git, ben yetişirim sana. Madem bu kadar güveniyorsun kendine, bir mükafat koydum ortaya. Beyazıt, şimdi olmaz. Babam bizi bekler. Olur. Kazanırsan atım senin. Kaybeden bir at almam ben. Yüzü istiyorum. Babamın hediye ettiği yüzü. Ben kazanırsam? Ne istersen verme hazırım. Kaybedersem zaten canımın kıymeti yok. Özür dileyeceksin kardeşim. Herkesin içinde benden affını dileyeceksin. Ne affı?
Niçin istiyorsun bunu? Her daim abisine saygısızlık ettiği için Cihangir. İşaret ver bize Cihangir. Hünkârım. Cihangir nedir bu halin? Selim abim Natıp hoş geldin hünkârım. Arıyoruz ama yok. Beyazıt abim de kayıp. Yarış yapacaklardı hünkârım. Atımı getirin. Beyazıt! Ağlar! Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Davut Paşa'yı arıyorum. Eğer yolu gösterirseniz mükafatlandırırım sizi. Mükafat mı vereceksin? Mükafat verecekmiş. Sen zahmet etme. Biz almasını biliriz mükafatımızı. Şehzadenin yaşıyor olması. Uyumadan evvel merhem sürelim. Kaç gün hemşehrin kalmasın. Sen yanında mı taşıyorsun bunları? İkiniz de bildiğim için. Ne olur ne olmaz dedim. Yarın sen de katıl abi. Bağışlayın beni hünkârım. Bu halimle size yük olurum ancak. Ne yükü Cihangir? Hangi baba evladını yük olarak görürmüş? Senin bahsettiğin şu sırtındaki kusursa her insan evladının kusuru vardır elbet. Kimisi kusurunu senin gibi sırtında taşır. Kimisinin de kusuru kalbinde, ruhundadır. Hünkârımız haklı Cihangir. Keşke herkesin kusuru senin gibi gözükseydi. Oh git dünyada ne yalan olurdu, ne riyakarlık kardeşim. Hünkârım müsaadenizle. Hayırlı geceler hünkârım. Hayırlı geceler. Hayrola Rüstem, bizimle ava çıkmaya mı geldin? Bilmenizi icap eden bir husus var hünkârım. Şehzademiz Mustafa Hazretleri Amasya dönüş yolunda suikaste uğramış. Ölmüş mü? Şükürler olsun ki şehzademizin burnu bile kanamamış hünkârım. Kim yapmış bunu? Yakaladınız mı? Baskın verenlerin hepsi ölmüş. Maalesef acı bir kaybımız var. Şehzademizin gözdesi karnındaki sabiyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. (Gülüyor)
kim cüret eder Rüstem benim oğluma saldırmaya? Cevap versene. Kim? Henüz bilmiyor hünkârım. Lakin tetkik ediyoruz. En kısa sürede tespit edeceğiz. Eğer bulmazsınız, ihmali olan çavuşundan vezir ağzımına kadar hepinizin kendisini alırım. Neden gidemezmişim? Ben abimi görmek istiyorum. Evvela bir ne olduğunu öğrenelim. Sonra zaten kim nereye gidecekse gider. Mihrim haklı. Zaten babam müsaade etmez şimdi. Sana fikrini sormadım. Kim yaptı bunu? Her kim yaptıysa bizzat ben alacağım kellesini. Abim perişandır şimdi. O bebeği çok istiyordu. Yarın niye bekleyeyim ki validem? Selim'le birlikte çıkayım işte. Yarın gideceğini kim söyledi? İziadesiyle kaldım. Daha sonra gene gelirim. Boşuna yorma kendini. Emir Büyükar'dan. Cihangir? Hepiniz birden gidince ne yapacağım ben burada? Hiç değilse birkaç gün daha kal. Ayrıca validemle kalmanı istiyor. Evet. Halletmemiz icap eden bazı meseleler var zira. Tahsisatınla alakalı. Validem. Aslanım. Ayrılık vakti gelip çattı demek. Sizi sancağımda ağırlamaktan şeref duyarım validem. İlk fırsatta geleceğim elbet. Manisa büyük bir saray. Nizami için benim orada olmam şart. Hem belki Cihangir'le Mihrimah da bana refakat ederler. Kardeşimi yeni sancağında görmeyi elbette isterim. Çıkarma aslanım. Sen veliaht şehzadesin. Gözler üzerinde olacak. En başta da sizin gözleriniz validem. Şüphen olmasın. Ben o sarayda bir evladımı kaybettim. Allah'ım esirgesin seni. Amin. Validem. Validem hünkârınız beni bekler. Yolun açık, kılıcın keskin olsun aslanım. Amin. Bayezid. Allah yardımcın olsun kardeşim. Zira vazifen zor. İhtiyacın olacak. Cihangir. Sultanım, demek geldiniz. Ah, aslan şehzadem benim. Kılıç kuşanma merasimine yetişemediğim için öyle üzüldüm ki. Üzülmeyin sultanım. Doğru düz kuşanamadım zaten. Bayezid, Fatma sultanımız. Sultanım, hakkınızda çok şey duydum. Nihayet karşılaştık. Sancağına döndüğünü sanıyordum. Seni gördüğüme sevindim. Yiğit bir şehzade olmuşsun. Allah'ım seni esirgesin. Bayezid. Gel Mihrim'a. Ben de uğrayacağını marifetlerimi gösteriyordum. Vallahi ben zor kurtuldum elinden. Demek kurban olarak seni seçti. Hayır. Ben çok severim. Sultanım, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Huri Cihan. Bu ne güzellik böyle. Asıl sizin ışıltınız yanında. Kim olsa sönük kalır sultanım. Münasip bir vakitte benim yanıma da gel. Seni kendi sarayımda ağırlamak isterim. Büyük bir zevkle sultanım. Müsaadenizle ben gideyim artık. Fatma sultanımız merak etmiştir. Şehzadem. Sultanım.
Sen şimdi itiraz edeceksin. Lakin ben yine de söyleyeyim. Huri Cihan'la olan münasebetine dikkat et. Burada yalnız kalmanız doğru değil. Yanlış anlaşılabilir. Ne diyorsun sen Mihrim'a? O benim kardeşim sayılır. Elbette öyle. Lakin herkes böyle düşünmeyebilir. Sonuçta o genç ve güzel bir sultan, öyle değil mi? Manasız dedikodulara fırsat verme. Emredersiniz validem. Başka bir arzunuz? Hiçbir şey ciddiye almaz mısın sen? Sen onu bırak da. Neden konuşmadın hala? Para meselesi. Validemle bu aralar görüşmek pek mümkün değil. Oldukça gergin, asabi. Ama sen merak etme. İstediğin parayı ben sana veririm. İşte benim güzeller güzeli kardeşim. Validemin nesi var? Bilmiyorum. Bu aralar hayli solgun görünüyor. Öyle değil mi Cahir? Nicedir, keyfi yok. Fatma Sultan geldiği içindir belki. Malum, sultanlarla yıldızı bir türlü barışmadı. Eğer bir insanı hata yapmaya zorlar, ona başka bir şans bırakmazsan, onun hatasından kendine de pay biçmelisin. Madem öyle hünkârım, benim hatalarımdan da kendine pay biçmesi gereken insanlar olabilir. Yeni bir kadırga inşa edilmiş. Görenler anlata anlata bitiremiyor. Gelecek hafta suya inecekmiş. Birlikte bakmaya gideriz değil mi? Yani Kütahya'ya dönmeyeceksen. Olur. Benim de bir an evvel dönme gibi bir niyetim yok zaten. Hem dönsem ne fark edecek ki? Aklın Manisa'da değil mi? Öyle kardeşim. Babam kararını açıklamadan önce bir umudum vardı. Hem bu karar hem de babamın bana karşı olan tavırların tek bir izahı var. Beni sevmiyor, istemiyor işte. Öyle düşünme, hünkârmışsın. Boşuna yorma kendini Cihangir. Hakikat kendine haykırıyor zaten. Abilerim dururken Kütahya çıkmaz bir yol benim için. Oraya gitmek içimden hiç gelmiyor. Madem öyle ben giderim senin yerine. Abi, ne hissettiğinin farkındayım. Ancak bunun senin karanlığa sürüklemesine izin verme. Kalbine güzel şeyler aç. Şehzadelerim, rahatsız etmiyorumdur inşallah. Tam vaktinde geldin Huri Cihan. Aramızda gayet sıkıcı bir konuşma vardı. Bir mesele mi var? Hayır. Yılın ilk çileği çıkmış. Fatma Sultanımız size de getirmemi istedi. Hiç fena değil. Cihangir, ben biraz dolaşacağım. Sonra yanına uğrarım. Uğrayacağım. Şehzadem. Bugünlerde keyfi yok o yüzden. Otursana.